Bakalım. Şu arkadaşı bir görün Twitter hesabını. Özgür Demirtaş, Twitter'dan izlediğim, sevdiğim bir akademisyen. Burada büyük bir hata etmiş. Yani bir akademisyen, bir eğitmenin yapmaması gereken bir iş yapmış. Çok kötü örnek veriyor. Zaten yeteri kadar lümpen, serseri tipler var. Her birisi bir sultan olmak isteyen, boğmak, işgal etmek, saldırmak, katletmek, kelle kesmek. İsin kendi güçlerine göre sultanlık o. Övüyor. Osmanlı padişahları arasında en değerlisi, en vizyoneri, en öncüsü, en ileri görüşlüsü, en iyisi diyor. Bu büyük bir ihanet. Yani COVID-19'in zararı var yani şu anda. Onunla ilgili olarak da bir iki video yaptım. Türkçe, İngilizce. Daha sonra konuşuruz. Şu anda güzel şeyler oluyor. Hava biraz temizleniyor. Çevre değil mi? Neyse, her şeyde bir hikmet, olumlu yanında, olumsuz yanında olumlu şeyler de var. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Bu videoyu mutlaka bulup izleyiniz. Kaç kişi izlemiş şu ana kadar? 291.819 kişi izlemiş. Osmanlı Devleti bir İslam Devleti miydi? Osmanlı İslam Devleti miydi? Osmanlı'yla İslam'ı karşılaştıracağız. Türkiye'de bir hayli popüler. Herkes bir Osmanlı'nın ne zorlama yoktur. Dileğin inansın, dileğin inkar etsin. Özgürlük. Neyse işte öyle karşılaştırıyorum maddeler halinde. Özgür ol. Özgürlüğe saygı göster. Başkalarının özgürlüğüne saygı göster. Osmanlı padişah diyor ki Şeyhülislam'ın fetvasına göre elfaz-ı küfrü söyleyen bir sünni. Neyse bunu izleyin. Kim o sözleri şimdi söylerse kellesini vurun. Bu kardeş katli korkunç bir olay. Hiçbir şey bir çocuğun, hele böyle yani kaç yaşında bir çocukmuş ya, inanılmaz bir şey ya. Yani bebek daha böyle beşikteyken boğduruyor. Ve bunu övüyorlar. Yani bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü böylesine bir zalim, paranoyak, psikopat, bebekleri bile tahtı için boğan. Güya bekası, devletin bekası için. Yahu bekası için çocukları boğduran bir devlet şeytanın devletidir. Şeytanın devleti.